ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında hazırladığımız bu anlamlı farkındalık programına hoş geldiniz. Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanılabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten, merhametin, vicdanın, fedakarlığın yuvalandığı yürekleri, kadınlarımızı bu özel günde sevgiyle anıyoruz. Sayın Valimizin başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiş, basın bülteni yayınlanmıştır. Şehrin muhtelif yerlerine ilgili billboardlar asılmış ve farkındalık videosu sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Çeşitli eğitim seminerleri gerçekleştirilmiş ve konvoy yapılmıştır. Ayrıca Cuma hutbesinde bu özel güne yer verilecek ve yerel radyoda canlı yayın programı yapılacaktır. Şiddet bir can dokunulmazlığı ihlalidir. İnsan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, hukuk ve toplumun tüm alanlarında fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanılması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir. Tek bir kadının dahi haksızlığa uğramadığı, güven içinde hayatını sürdürdüğü bir dünya oluşturmak amacıyla kadına önem veren ve nezaket gösteren hizmet anlayışının güçlendirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın bu haklı mücadelede görev ve sorumluluk üstlenmesi çok kıymetlidir. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık meselesinde toplum olarak vicdani ve ahlaki bir adalet anlayışına ihtiyaç duymaktayız. Asıl gayemiz tek bir kadının dahi haksızlığa uğramadığı, güven içinde hayatını sürdürdüğü bir dünya oluşturmak, bir insanlık suçu olan şiddete ve özelinde değerlendirildiğinde kadına yönelen şiddetle Osmaniye Valiliği olarak mücadele edeceğimizi ve tüm tarafların destekleriyle bu yolda emin ve kararlı adımlarla yürüyeceğimizi belirtmek isterim. Toplumun şekillenmesi üzerinde en önemli rollerden biri de hiç kuşkusuz ki aileye aittir. Aile yapısı kuvvetli olan toplumlar, adil ve güvenli toplum olma halini daha nitelikli şartlarda sürdürebilirler. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerekli olan sorumluluk, sevgi, saygı, sadakat, merhamet ve hoşgörü gibi temel aile bilincini oluşturan unsurların toplumumuzda köklü bir yer edinmesi büyük önem arz etmektedir. Erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, kadına yönelik şiddet ve benzeri insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa karşı mücadele edeceğimizi bildirmek isterim. Bu haklı mücadelede toplumumuzda güven ortamının tesis edilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından yürütülen koruyucu, önleyici faaliyetlerimizi artırmış olmakla birlikte kadına karşı şiddete sıfır tolerans fikrini savunmaktayız. Yalnızca 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü olması sebebiyle değil, tüm zamanlarda da her türlü haksızlık ve kadına yönelik şiddet ile mücadele edeceğiz. Bu mücadele ile birlikte güzel yarınlarımız için umutlar biriktirmeye ihtiyacımız olan şu günlerde tüm vatandaşlarımızı kadına yönelik şiddete hep birlikte dur demeye davet ediyorum. Sağ olun.